Miss Van ses kuşağındasınız. Madame Zabel Yesayan, yazan Logofet Fuat. Madame Zabel Yesayan, zamanımız Ermeni kadın edebiyatçıları arasında hususi ve seçkin bir mevki işgal eden bir hikaye yazarıdır. 1895'te Madame Zabel Yesayan, henüz pek genç ve bekar, Zayik, Çiçek isimli edebiyat dergisinde bir takım mensur şiirler yayımlamış ve o yazıları canlandıran içten coşku sayesinde bilhassa genç okurların dikkatli ve sevecen bakışlarını üstüne çekmeye başlamıştı. Sonrasında mahir bir ressam olan Yesayan Efendi ile izdivaç etmiş ve izdivacının ardından eşiyle beraber Paris'e giderek birkaç sene orada kalmıştır. Paris, edebiyat ve sanatların o muhteşem merkezi, Madame Zabel Yesayan'la sanat hayranı olan eşi için pek samimi bir sığınak olmuştur. Orada yaşadığı hayat, yazarak, okuyarak, erkek ve kadın yazarlarla görüşerek geçirdiği o üretim hayatı, onu bütün bütün büyütmüş, sanat algısını geliştirmiştir. Gerçekten de o, İstanbul'a dönüşünde edebi dergilerde yazdığı küçük hikayeleriyle kısa bir zaman içinde kendini herkese tanıtmış, herkesin takdirine mazhar olmuştur. Böyle kısa ve eksik satırlarla Madame Zabel Yesayan gibi muhterem ve incelikli bir sanatkarın eserlerini inceleme ve eleştirmeye kalkışmak faydasız bir cüret demek olacağından, şu satırların vazifesi birkaç sözle Madame Yesayan'ı Demet'in muhterem okurlarına takdim etmekten ibaret kalacaktır. Söz konusu yazarın o saf edebi ayırt ediciliği his ve gözlem kuvvetiyle özetlenebilir. Öyle bir hassasiyet ki, tabii güzelliklerin yansımasıyla en güzide manzaralar, en büyüleyici ifadeler doğurur. Öyle bir gözlem kuvveti ki, dışarıdakileri görmekle kalmaz, incelemeleri ruhun derinliklerine kadar işler. Bir meselenin iç yüzünü araştıran bakışını kalbin en gizli köşelerine yöneltir. Evet, bu hassasiyet ve gözlem kuvvetinin ahenkli uyuşmasıyla yetiştirilen o sanatkar, sonbaharda bir gün batımı karşısında his sarhoşu olduktan ve renkli, büyüleyici bir tasvirle o sarhoşluğu size verdikten sonra gelir, hasta ruhları, hasta kalpleri bir cerrah kayıtsızlığıyla kesip açar, insan doğasının çirkinliklerini, güçlüklerini meydana koyar, en şiddetli, en hasta duyguların ve ihtirasların tercümanı olur. Bunların bir kadın mahsulü olduğuna şaşırır kalırsınız. Madame Zabel Yesayan, Fransız edebiyatıyla dopdolu ve Fransız lisanına kendi lisanı kadar vakıftır. Paris'te yayımlanan bazı edebi dergilerde yazdığı makaleler pek büyük yazarlar tarafından takdir edilmiştir. Bununla beraber kendisi daima şarklı, hem şarka hayranlık duyan bir şarklıdır. Kendisinin en çok sevdiği fikirlerden biri, Garp medeniyetinden yararlanmakla beraber bize mahsus ahlak ve adetlerin muhafaza edilmesi fikridir. Madame Zabel Yesayan, gazetelerle, dergilerde yayımladığı birçok küçük hikayelerden başka, bundan 2 sene evvel Süslü Adamlar, Şnorkov Martik, Düzgün İnsanlar ismiyle Ermenilerin özel adetlerine ve toplumsal hayatına temas eden bir roman yazmış ve bu eser edebi şöhretini bir kat daha yükseltmiştir.